Murat Bey'in haberi yokmuş. Olunca yaptı hemen ödemeyi. Vallahi utanmasan ağlayacaksın ya. İstersen böyle bir çiçek getir kapısına. Ha? Özür falan dile. Vallahi bak seninle iş falan yapılmaz ha. Mahcup olduk. Abartmıyor musun? Ha? Bak sana iş pasladım. İstediğin kumaş istediğin vadede vereceğim dedim. Sanki git insanları dolandır, yolsuzluk yap demiş gibi davranma bana. Ya her şeyi anladın mı? Bir şey anlamadım. Sarten'in paraya sıkışması ne işinize yarayacak? Anlarsın. Ya da ben bir gün anlatırım sana. Neyse, bak işimize dönelim. Bu. Kaç gün hazır olur mesela? Vay güzelmiş. Kimin bu? Yetenekli bir kızın. Sorma cevap vermedin. 3 gün olur. What? 3 gün. Hemen yarın. Yo. Akşam çalışırsın halledersin ya. Ne oldu? Ha? Bak ne kadar mutlu oluyorsun öyle yüzün falan gülüyor ya. Yani. Murat Bey arıyor. Ciddi misin sen? Evet vallahi arıyor. Ne yapacağız? Aç bakayım. Ya korkma aç. Alo. Müsait misin? Evet hayırdır? Neredesin? Atölyedeyim. Hah ben de tam atölyenin önündeyim şu anda. Bir yanına gireyim de konuşalım. Yapma. Tamam bekliyorum. Adam kapıdaymış buraya geliyor. Ne diyorsun sen ya? Arka kapı falan var mı burada? Depo var. Tamam bak konuştuklarımızdan kesinlikle bahsetmiyorsun tamam mı? Tamam hadi çabuk olun çıkın adam geliyor çabuk. Murat Bey. Buyurun odaya geçin. Buyursunlar. Buyurun. Size ne ikram edeyim, ne içersiniz? Gerek yok. Ben aslında... bir şey sormak için uğradım ama. Ya şu sabah olan şey için kusura bakmayın. Oldu işte, boş verin. Siz bunun için mi gelmiştiniz? Zahmet etmişsiniz. Neden ödeme yapılmadan dair beni haberdar etmediniz? Yani niye daha önce haberim olmadı? Ben mi? Yani bilmem. Ne ima etmeye çalışıyorsunuz anlamadım Murat Bey. Ben sadece bir şey sordum. Siz de bu da telaş yaptınız ki. Hayır, bir şey ima ediyormuşsunuz gibi geldi de bizde yanlış olmaz. Anladım. Başka bir şey yoksa benim çıkmam lazım müsaadenizle. Tabii ki olur. Bıyıklı, hayırdır? Doyamadın çat kapı gelmelere bakıyorum. Yok, kurban olduğum bugün sana gelmedim. Haşmet dede çağırdı, o yüzden geldim. Neden, ne alaka? Vallahi bilmiyorum, eve girince öğreniriz bence. Mantıklı, gir. Emine, bizim dizi başlamıştır. Babana söylesene. Belki açar.
Sen öyle zannet. Sevmiyor diziyi. Geçen hafta biraz açtı. 5 dakika bile izlemeden homurdanmaya başladı. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Emine, Fadi'yi de al da mutfağa geçin. Bir çay demliyorsun. Yanında da böyle börek, çörek falan bir şeyler yedin. Hadi kızım. Sabri. Sen ne oturdun öyle kadın kızı gibi? Geç bakayım mutfağa, yardım et onlara. Böyle şeyleri öğren. Yarın evine misafir geleceğiz da. Tamam dede, sinirlenme, giderim. Meraklıları gönderdiğimize göre yaklaş bakayım yanıma. Buyur dedem. Seninle mühim bir şey konuşacağım. Can kulağıyla dinliyorum. Şimdi malum ikimiz de İzdivaç yapmak üzere olan delikanlılarız. Hani kader birliğimiz var. Ne oldu ula? Ne kirliysin? Komik bir şey mi oldu? Estağfurullah dedem. Yani şaşırdım biraz. Ha. Ayrıca Azime Hanım sizin teklifi kabul etti mi? Yok, etmedi. Ben böyle kendi kendime gelin güvey oluyorum. Etti tabii. Niye toplandık buraya? Evet, anladım. O bakayım şunu. Ne bu? Para. Ya sessiz. Bir şey duyabildim ben. Hiçbir şey duyamıyorum şu anda. Kız, bu babamın ne işi var Kerem'le? Bu Haşmet dediğin işleri de hep bir muamma. Ya. Kız. Gel buraya yardım et o. Kollarını düşün. Azime Hanım'la ben bir kış tatil yapmak istiyoruz. İnşallah içimde kalanları yaşayacağım. Balayı yani. Balayı. Senden ricam bize işte böyle otel mi motel mi neyse onları ayarlama. Ayarlamaz mıyım dedem? Ayarlarım tabii ya. Bak ne güzel, bana da yol gösterdin. İpek'le biz de geliriz. Murat da Hayati de alırız. Aslı da yavuk sesini alsın kesin. Tabii ya. Mutfaktaki garibanlar niye kalsın, onları da alırız böyle evcek hep beraber gideriz. Evet dedem, ne güzel olur da. Bu para yetmez ki. Ulan saftorik. Sadece ben sevduğumla gideceğim. İkimiz. Siz başınızın çaresine bakın. Tamam dedem, ne kızıyorsun ya, anladım, iki kişi gideceksiniz. Böyle bir suite olsun. Ne olsun? Mini suite. Ya dedem, ben sana en kral yeri ayarlayacağım ya, tamam? Sana güveniyorum. Bende o iş.